Bismillahirrahmanirrahim. Ünite Marife ve Nekre. Marife ve Nekre konusu. İstanbul diye bir metne sahip. 2 numaralı sorudan başlıyoruz. Altı çizili kelimelerin eş anlamlıları istenmekte. Soru 1'de istevla'yı görmekteyiz. İstevla kelimesi kendisinde bulunan hemze, sin ve ta zaittir istifal babından veliye kökü yani mücerredi veliye geriye kalan vav, l ve y harfini sözlükte yan yana bulmalıyız. Hemen sözlüğü açalım. Veliye öyleyse önce vav bulacağız. Ardından vav'ın yanında lam olmalı. Öyleyse vav'ın yanında lamı arıyoruz. Veliye, evet, burada gözüktü veliye. Açalım bakalım sayfamızda ne varmış. Veliye, hatta istevlanın bizzat kendisini de görmekteyiz. İstevla, ele geçirmek, elde etmek, sahiplenmek, işgal etmek, ala ile işgal etmek manasına geliyor. Sonuç olarak sahiplenmek, işgal etmek, esir almak, ele geçirmek. Bunu yazdık kenara. Tabi eş anlamlısı hangisi olabilir? Düşündük. Her birinin bulunması gerekir. Biz daha önce bulduğumuz için direkt ihtelle diyoruz. Öyleyse ihtelle'yi sözlükten bulalım. İhtelle de başta bulunan hemze zait, ardından gelen ta da zait. Öyleyse kelimenin aslı halle. Hangileri zait, hangileri kelimenin aslı? Bunu bilmek için biraz sarf ilmi gerekiyor. Şimdi halle kelimesini arıyoruz. Yani önce ha ardından lam olmalı. İşte burada halle gözüküyor. Bakalım. Hallele, ehalle, ihtelle. Evet, ihtelle gözüktü. Sizin de görebilmeniz için biraz sayfayı kaydıralım. İhtelle, bir yerde konaklamak, işgal etmek. İşgal etmek, elde etmek, ele geçirmek. Dolayısıyla istevla ile aynı manada. Bu şekilde bir örnek vermiş olduk nasıl bulunduğuna dair. Şimdi devam edelim. Demek ki bir istevla ihtelle ile eş anlamlı. İkiye baktığımızda sümme telet. Telet kelimesi takip etmek, izlemek manasında akabe ile eş anlamlı. 3. Fi ahdi. Ahd kelimesi direkt zaman manasına gelir. Öyleyse zemenün zaman. 4. Celil. Celil, ulu, yüce, şerefli manasına gelmekte. O da nedir? Azimun, azim ile eş anlamlı oluyor. Celil, çoğulu, ecillâ'u, ecilletün, celâ'ilu. Bunlar hepsi onun cimisidir. Celle, yecilliden türemiştir. Sıra geldi 5. Mumteni'un, mumteni'atun. Mumteni, yasak demek zaten. Ne gibi? Memnu'un ile aynı. Zaten kökler de aynı. Mena'a, mena'a. Kökleri, harfleri, kök harfleri aynı. Oradan direkt ortaya çıkıyor açıkçası. 6'da adide. Adidetun kelimesi. Adide çok, tekrar tekrar birkaç kez manasına gelmekte. O da ne olacaktır? Kesiratun, çok. 7. Bir ceyşin, bir harfi cer. Onu geçelim. Kemen aslı ceyş. Öyleyse ceyşe bakmalıyız. Ordu demektir. Çoğulu cüyüş. Ceyşun, ceyşani, cüyüşün. Cündün kelimesiyle aynı manaya gelmekte. Bakalım burada cündün var mı? Varmış. 8. Mukaddime. Mukaddime kelimesi giriş, öncül, ön, sunuş manasına gelir. Ne gibi? Emam kelimesi gibi. Emame de aynı manaya gelmekte. 9. Teraccele. Raccele, teraccele. Tefaül babından mazi bir fiil. İndi manasına geliyor. Racile, yercelü, mücerridi. Nezele, bunun eş anlamlısıdır. Nezele, ilk kelime. 10. Tehvil. Havvele, yuhavvilu, tehvilun. Fa'ale, fa'ilu, tef'ilun. Tef'il babından mazhar gayrimimi olan bir kelime. Dönüştürmek, değiştirmek. Ne gibi? Tebdil ile aynı manada. Beddele, yübeddilu, tebdilun. Zaten ikisi de aynı baptan geliyor. 3 numaralı soru. Zıt anlamlıları bulun demiş bu sefer de. 1. Medinetün. Medinetün şehir demek.
Öyleyse şehir olmayan bir şey arayacağız. O da ne olur? Bakıyoruz. Sigar, yetehar, ta'lem galil, bi serakibe, aşe, garyetün, köy. Zıt anlamlı. İki, rağbetün, rağbet etmek. Bunun da zıt anlamlısı rahbetün olmakta. Üç, ni'me, fele, bunlar fe ve lam harfleri zayid. Kelime arasından değil. Ni'meyi bulacağız. Ne güzel manasına gelmekte. Bi ise de ne kötü, ne çirkin. Bunlar zıt anlamlı. Ni'me, bi ise. Biri met fiili, biri zem fiili meşhur. Ve tüvüffiye. Tüvüffiye vefat etmek, ölmek, aşede yaşamak. 5. Zallet kelimesi. 6'da edidetün çok diye geçmişti. Galilun onun zıttı. 7'de sakile var, ağır. Öyleyse hafife, yenilik. Onun zıt anlamlısı. Tabi devam ediyormuş. Kibar, büyük demek veya büyükler diyelim. Sigar da onun zıttı, küçük. Yetekaddemu, kaddeme yetekaddemu. O da yeteekharu olacaktır. Teekhara, yeteekharu. On teraccele indi manasında zaten gelmişti. Öyleyse çıktı manasına yakın bir şey aranmalıdır. O da nedir? Rakibe bindi. Rakibe bindi. Teraccele indi. Altı çizili kelimelerin müfretlerini yani tekillerini bulun. Bire baktığımızda muhavelatun. Nasıl bir cemi? Cemi müennes salim. Nereden anladık? Açık T ve sağında dik elif var. Bunlar müfredi ne olur? Kapalı T'yi, yani şu açık T'yi kapalı T'ye çevir. Yani T'ye merbuta yap. Sağındaki elifi sil. Böylece elde etmiş oluruz. Muhavelatun. Muhavelatun değil. Muhavelatun dediğimizde müfredi elde etmiş olduk. Cemi müennes salim olduğundan böyle. 2. Esvar, surlar. Bu cemi mükesser. Surun bunun müfredi. 3'e baktığımızda Fatihine, Fatihine, Fatihune. Yani Fatihun, Fatihani, Fatihune olmuş Fatihine. Niye? Cer hali ya ile. İsmi failin cemisi meşhurdur. Fetaha, yeftahu, fethun, fatihun, fatih. Çekiyoruz Fatih'i. Fatihun, Fatihani, Fatihune diye gelir. Başında harfi cer olduğundan cer hali Fatihune, Fatihine'ye dönüşmüş. Yani vav ye'ye dönüşmüş. Müfredini sormuş. Nedir? Fatih'tir. Fatihun. 4. Selâdînu. Sultanlar manasında. Selâdîn. Sultanun. Selâdînu. Sultan müfredi. Üsmâniyyün. Üsmâniyyîne. Pardon yanlış okudum. Selâdîne Üsmâniyyîne. Yani Üsmâniyyûne idi. Cemî hali de. Cer hali olduğundan vav yine ye'ye dönüşmüş. Öyleyse Üsmaniyyûne müfret hali ne olur? Üsmaniyyun. Üsmaniyyâni Üsmaniyyûne. İsmi mensup. 5. Niran. Niran ateşler veya cehennemler manasına gelir kullanılan yere göre. Niran narun müfredi. Seham kelimesi sehmun siham kelimesine dönüşmüş. Sehim yani sehmun müfredi. Cünudun, cündün, cünudun, cünt. Çoğullarını bulun demiş şimdi de. Medinetün cemilerine gelir. Müdünün, medainu ikisi de gelir. Müdünün, medainu ikisi de olur. İki amun, evamun diye cemi mükesseri gelmekte. 3'e baktığımızda sahabiyyu. Şimdi sahabi kelimesi meşhur yani bunda çok hatalar yapılıyor. Hoca olan veya hoca geçinen veya bu tarz kişiler diyelim çok hata yapmakta. Yani sahabi genelde ne manada kullanılıyor? İşte peygamberimizi gören, Müslüman olarak gören ve Müslüman olarak ölen veya peygamberin kendisini gördüğü kişi. Peygamberimizin arkadaşı yani. Müslüman arkadaş. Sahabi kelimesi müfret cemileri var. Eshab. Eshab sahabiler demek. Sahbun cemi, sahabetun cemi, sahabe. Sahabe kelimesi cemidir yani.
4 devletün, devlet düvelün cemisi. 7 düvel diye dilimizde de geçmekte. 5 kenise, kilise, kenisetün kenaisu cemisi. Mescidün mesacidu. Bunun da cemisi bu. Mescid ismi mekan yani. Secde edilen yer manasında. Bu tarz sorular yani yok denecek derecede az çıktığından uğraşmıyoruz. Hemen dil bilgisine giriş. Marife ve nekre, konu kolay bir konu. Her konu olduğu gibi bu da kolay bir konu. Marife belirli, nekre belirsiz manasına gelen iki kelime. Marife, bir kelime marife olduğu zaman ne olur? Nekre olduğu zaman ne olur? Manaya tesiri nedir bunun? Mesela ne diyebiliriz? Dün akşam bana bir misafir geldi dediğimiz zaman herhangi bir, kim olduğu o kadar da belli değil. Karşındakini açıklamamışsın. Ama bir değil de herhangi bir demek yerine direkt misafir geldi dediğimiz zaman karşıdaki bunu biliyor olur. Bunu başka yönlerde de örnek verebiliriz. Mesela kitabun bir kitap. Yani adet olarak 1, 2, 3 değil. Herhangi bir manasında. Belirsiz herhangi bir kitap. Oysa kitap dediğimiz zaman belli bir kitap kastedilmiş oluyor. Yani bu neyi kastedip etmememiz ile ilişkili bir durum. Herhangi bir adam, herhangi bir kitap, herhangi bir bilgisayar, herhangi bir telefon dediğimizde hep nekredir. Çünkü herhangi bir. Oysa herhangi biri kaldırıp telefon, bilgisayar, televizyon, mikrofon, kitap dediğimizde marife oluyor. Çünkü başına herhangi bir takısı getirmedik. Bu yüzden marife nekre bu şekilde ayrılıyor yani. Marife belirli nesneyi gösteren isimlerdir. Nekre de belirsiz nesneyi gösteren isimdir. Özeti bu. Örnek. Şecaratun nekredir. Belirsizdir, değil mi? Bir isimdir, bir ağaç demektir. Oysa el şecaratu, elif lamı taktığımız zaman buna nasıl diyoruz bu sefer? Ağaç diyoruz artık. Bir ağaç demiyoruz. Buradaki birin adet olmadığını iyi anlayalım. Bir ağaç, iki ağaç manasında değil. Herhangi bir, yani belirsiz manasında. Ne demiş? Fil hadigati şecaratun. Bahçede bir ağaç var. Niye bir ağaç dedi? Çünkü şecer kelimesi nekre. Nekre-i marifeyi nasıl ayırt edeceğiz? Birazdan gelecek. Eşşecaratu cemiletun. Ağaç güzeldir. Bak herhangi bir ağaç diyemiyoruz bu sefer. Niye? El şecarada eliflam var. Eliflamlı kelimeler direkt marife olmakta. Manaya etkisini burada görüyoruz. Ra'eytü ben gördüm fit-tariki yolda. Burada var, daha uzunmuş. Aşağıya bakmayalım. Buraya bakalım. Ra'eytü ben gördüm fit-tariki yolda. Ne gördüm? Raculen bir adam gördüm. Herhangi bir adam. Fe sellemtü ben selam verdim ala raculi adam üzerine. Yani buradaki artık herhangi bir adam değil. Elif lam kullanılmış. Önce nekre geçiyorsa bir kelime, ardından aynı kelime marife olarak yani elif lamlı geçiyorsa bilin ki az önce bahsedilen o nekre kişi kastedilmiştir. Bu yüzden elif lam eklenmiştir kendisine. Bunun da izahı aşağıda var, zaten geleceğiz. Marife isim çeşitleri. Marifeyi anlarsak diğerlerini de anlamış oluruz. Takılı, yani elif lam takısı hangi kelimede varsa ona marife ediyoruz ama elif lamın zait olması gerekiyor. Şimdi sorulur genelde ne diyelim, nakil sınavları olsun, yeterlik sınavları olsun, bu tarz sınavlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı sınavlarında hep sorulur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhakümü tekâthur. Bu örnek verilir. Birkaç ayet daha verilir şıklarda. Aşağıdakilerden hangisi artık zaittir mi der? Ya da marife midir der? Bu tarz bir soru gelir yani. Orada elhakum muttekasudaki elha kelimesindeki elif lam zait değil. Yani marifelik elif lamı değildir. Elha'yı elif lamı zaittir, marifelik elif lamıdır deyip atarsak geriye ha kalır. Ha diye kelime yok. Elha diye kelime var. Yani eşittir. Elif lamı zait olması, sonradan gelmiş olması, kelimenin aslından olmaması gerekiyor. Önce bunu bilelim. Ardından elif lam olan her kelime isimdir deriz. İsim olmakla birlikte aynı zamanda marifedir de deriz. Ne demiş? Ez zıddani. El. Elif lamı var mı? Var. Öyleyse bu nedir? Marifedir. Elif lamlı olan kelimeler marife. Aynı zamanda neydi elif lam? İsmin alametiydi. Bu aynı zamanda bir isimdir. Hem isimdir hem de marifedir. Elif lam ikisini birden sağlıyor.
Sâme el müslimûne. Eliflam var mı? Var. Öyleyse el müslimûne marife. Şehr-i Ramazan. Eliflam var mı? Yok. Sâme'de var mı? Yok. Zaten Sâme'de olamaz. Yani eliflam konusu isimlerle ilişkilidir. Fiillerde eliflam olmuyor. İstisnalar olmakla birlikte bu kitapta o kadar istisnaya yer verilmemiştir. Konuya bir baktım. Biraz özet geçilmiş. O yüzden herkes için kolay olacağını düşünüyorum. El beyt kelimesi elif lamla öyleyse isim. El buhiratı. Bu kelimeye baktığımızda bunda da ne var? Elif lam var öyleyse marife. El fellah elif lamlı mı? Evet marife. El zerra elif lamlı mı? Evet öyleyse o da marife. El yevm elif lamlı o zaman marife. El gat elif lam var mı? Var öyleyse marife. El difil kelimesi elif lamlı öyleyse marife. Er-Riyaza elif lamlı öyleyse marife. Lil-akli lil elif lam var öyleyse marife. El-cisim elif lam var öyleyse isimdir. Şimdi elif lam kelimenin aslından olmadığı halde kelimeye dahil olursa dedik. Bunu azıcık açalım. Er-Riyazat kelimesinde elif lam olmasa da Riyazat diye bir kelime var. Vel-cisim, el-cisim, elif lamı at, cismun, cisim diye bir kelime var. Tıfıl kelimesi elif lamı atarsak diflun diye bir kelime var. El yevm elif lamı atarsan geriye yevm diye bir kelime kalsa böyle bir kelime var. El beyt elif lamı atsan beyt diye kelime var mı? Var. İşte nedir bu elif lamlar? Sonradan gelmedir. Zaittir. Kelimenin aslından değildir. Dolayısıyla marifelik için gelmiştir. Ama elif lam nedir? Marifeliği sağlar. Tamam. Ama marifelikle birlikte bir takım harfler, bir takım manalar da katmaktadır. Kitap bunları birkaç şekilde açıklamış. Bu tarif demiş. Harfi tarif tabi. Tarif harfi. Harfi tarif. Tarif harfi. Bunlar marifelik eliflamı manasına gelmekte. Eliflam marifelik için gelmiş ise bunun bir adı tarif harfidir. Diğer biraz daha Türkçeleştirmiş hali de harfi tariftir. Bu harfi tarif cins için gelmiş olabilir. Yani cins manası katabilir. İstidrak manası katabilir. Ehli harici manası katabilir. Ehli zihni manası katabilir. Dört şekilde dört çeşit mana bulundurur diyor. Tabi yani AVF ne diyelim seviyesinde bu şekilde anlatılıyor. Oysa bu şekilde değil yani daha farklı. Ama siz bu şekilde bilin şu anlık. Cins manası nasıl oluyor? Elif lam geldiği bir kelimeye cins manası katabilir. Mesela racülün adam, el racülü yine adam ama kaviyün kavidir dediğimiz zaman bunun devamı var aslında cümlenin de yazmamış bayanlar sinirlenmesin diye. Burada tür kastediliyor. Şimdi erkek güçlüdür derken marife mi kelime elif lamlı mı? Elif lamlı öyleyse marife. Ama yazılış itibariyle marife. Manaca marife değil aslında. Çünkü hangi erkek? Belirsiz. Zaten burada kastedilen şey erkek cinsi, erkek türü kastedilmiştir. Bütün erkekler de değildir, belirli bir erkek de değildir. Erkek türü, erkek cinsi kastedilmiştir. İstigrak manasına da gelebilir elif lamlar. İstigrak bütün manasını içermekte. Ne demiş burada? Linnâsi riclâni. Bütün insanların iki ayağı vardır. Burada bütünler de var. Bütün diye bir kelime var mı burada? Yok. Nereden geliyor? Linnâsi. Yani li el nâsi değil mi? Linnâsi demek li el nâsi demektir. Linnâsi. Yani buradaki elif lam bütün manasını ifade ediyor. İstigrak manasında olduğu için. Dolayısıyla linnâsi bütün insanlar için vardır. Riclâni iki ayak. Buna örnek başka da verilebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdül. Oradaki elif lamı istigrak manasında düşünürsek nasıl mana veririz? Elhamdül. Bütün hamdler diye mana verilir. Onu cins manasına alsaydık nasıl mana olacaktı? O zaman çok mu büyük bir farklılık olacaktı? Yani hamdin türü, hamdin cinsi Allah'a mahsustur diye mana verilirdi. Demek ki elif lam birkaç manaya gelebiliyor. Bir de ne var? Ehli harici, ehli zihni, aslında ehli zikri de var. Farklı şeyler de var da kitap özet geçmiş. Ehli harici ne demektir? Şimdi bunu anlatacak. Ca'e geldi. Ni bana. Kim? Racülün bir adam. Herhangi bir adam geldi. Fe ardından. Ekramtu ben ikram ettim. Ekramı fiil tu fail.
Kime ikram ettin? Er racüle, adama. Hangi adama? O adama, o gelen adama. Ne oldu? Racülün burada nekre, aynı racül biraz sonra marife olarak geldi. Niye? Çünkü caine racülün, bana bir adam geldi dediğimiz zaman, ardından konuşmaya devam ederken yine aynı adamı kastettiğimizde artık eliflam kullanırız. İşte buna ehli harici denilmektedir. Zaten burada ne demiş? Zira artık belirli bir adamdan, yani bu sözü söyleyene gelmiş bulunan adamdan söz edilmektedir. Bir de ehli zihni var. Elif lam takısı diyor. Hani harfi tarif veya tarif harfi. Konuşmada önceden bahsi geçmemiş olsa da, yani haricide olduğu gibi olmasa da diyor. Sözü söyleyen ve muhatap tarafından zihinlerinde mevcut bulunan bilgiler açısından belirli olan kelimelerin başına da gelebilir. Örnek: Zehebtu ile sugi ve iştaraytu lahme. Şimdi zehebtu, zehebi fiil. Tu fail ile hafecer. Suk mef'ul ile sugi, çarşıya gittim. Ve iştaraytu, iştara fiil. Tu fail, el lahme mef'ul. İştaraytu, ben satın aldım. Ne satın aldım? El lahme, et satın aldım veya eti satın aldım. Şimdi el lahim kelimesinde eliflam var. Marife mi? Marife. Neden marife? Buradaki eliflam neden? Ahdi zihni, zihindeki bilgiyle alakalı. Ahdi harici de aynı şekilde. Ahdi burada bilgi manasında. Ahdi zihni, zihindeki bilgi. Bir insan et yemeği yedim, et aldım dediği zaman direkt akla gelen şey kırmızı ettir. Yoksa kırmızı et olmasaydı ne denirdi direkt? Et demezdi de tavuk eti, balık eti diye belirtirdi. Et denildiğinde direkt akla gelen kırmızı ettir. Onun dışında tavuk, balık gibi etler kastedilmiş olsa tavuk eti aldım, balık eti aldım gibi belirtilirdi. Bu zihinde olan bir bilgi olduğundan buradaki eliflam ahd-i zihniyi ifade etmekte. Harfler şemsi ve kameri olarak ikiye ayrılabilir. Şemsi olsa ne olur, kameri olsa ne olur? Manaya bir etki söz konusu zaten değil. Okunuşta bir fark var. Şemsi olduğu zaman etilmizu. Ne oldu? Lam okunmadı değil mi? Etilmizu. Lam atlandı. Oysa kameri olduğu zaman el erzu. Lam okundu. Bir örnek daha. El babu. Lam okundu kameriydi. Oysa şemsi örnek versek es semeratu. Lam okunmadı. Demek ki şemsi harflerdeki lam okunmuyor, oysa kameri de okunmaktadır. Böyle bir fark var. Diğer örneklerde aynı şekilde. Yani şemsi harfler nelerdir? Kameri harfler nelerdir? Yazılmış. Şemsi harfler, kameri harfler ayrımının anlama yönelik bir etkisi olmayıp telaffuz, okunuşta bir farkı olmakta. Nekre-i maksude olan, yani şeklen nekre olarak söylenilen, yani yazılışta aslında nekre olan, ancak kendileriyle muhatabın karşısındaki belirli bir kişi veya kişilerin kastedildiği nida üslubunda münada olan kelimeler de marife olarak kabul edilmektedir. Münada ne? Ya'dan sonra gelen kelime. Nida harfinden sonra yani. Ya olabilir. Eya, heya, ya, ey, hemze, va, muhtesun bin nudbeti olabilir. Nida harfleri nelerdir? İlgili ünitede gelecektir. Şu an gelmemiş. Ya bir nida harfi, ardından gelen kelime münada olmakta. İşte bu münada nedir? Marife kabul edilmektedir. Bir örnek daha verilmiş. Öğretmenin sınıfta adlarını bilmediği bir öğrenciye "Ya dalibu, ey öğrenci" şeklinde seslenmesi de buna örnek teşkil etmektedir. Talip kelimesi yazılış itibariyle marife değildir. Yani şeklen nekredir. Ama sınıfta seslendiğin zaman zaten nasıl seslenilir bir kişiye bakarak el işaretiyle seslenildiğinden ötürü aslında belirli oluyor. Birinci şık, demek ki marifeden birinci şıkkı neydi? Elif lam alan kelimeler marifedir. İki, tüm zamirler marifedir. Zamirler neyin nesi? Türkçede de zamir var. Türkçe'ye bakarak daha iyi anlaşılabilir. Unutulduysa Türkçede zamirler bahsine bakılabilir. Burada da zaten zamirler Arapça 2'de daha geniş anlatılacak da şu an kısaca değinmemiz gerekiyor demişler. Biz de kısaca değinelim. Zamirler çeşitli kategorilere ayrılabilir. 1. Merfu zamir. Merfu zamir muttasıl da olabilir, munfasıl da olabilir. Merfu zamir. Önce merfu ne demek? Merfu, yani o zamir cümlede ya fail olur, ya naibu fail olur. Ya da yine mamulü merfudan olur.
farklı bir şey olabilir. İşte müpteda gibi, haber gibi. Kâne, inne ve bunun kardeşlerinin öğeleri olabilir. Merfu demek yani irab yönünden merfu olmakla alakalı da irab ünitesini işlediğimizde daha iyi anlaşılacaktır. Bu da anlatılabilir de belki vardır. Muttasıl demek bitişik. Yani fiil ile, kelime ile bitişik yazılmış. Kelime ile arası ayrılmamış. Arasına farklı bir şey girmemiş. Aralarında bir kopukluk yok yani. Fiillere bitişik olarak yazılan ve cümle içerisinde fail, özne konumunda olan zamirlerdir demiş. Demek ki merfu, muttasıl zamirler fiili bitişik yazılır ve fail olurlar. Bunları fiil çekimleri esnasında fiillere eklenen zamirler olarak da nitelendirebiliriz. Mazi fiillere eklenen te veya ti veya tu, na ve de vav örnektir. Örneğin ketep te, buradaki te ne? Merfudur, muttasıldır, zamirdir. Merfudur çünkü faildir. Muttasıldır çünkü fiille bitişiktir. Zamirdir, zamir ezbere dayalı. Zamirdir çünkü şundan dolayı diyemiyoruz. Zamirleri ezberlemeniz gerekiyor. T bir zamirdir. Ketep te, sen yazdın. Yazma işini yapan sensin. Ketep ti de olsa yine aynı şekilde. Yine sen yazdın, bayanlar için ti. Tu olsa ben yazdım manasına gelir. Yine zamir olur, yine merfudur, yine muttasıldır. Ketebna'ya baktığımızda burada da na zamirdir. Biz manasında ketebna biz yazdık. Nasarna biz yardım ettik. Fetahna biz açtık. Ketebte, nasarta, fetahte bunlar hep zamir. Ketebu, nasaru yani ketebe, keteba, ketebu, nasara, nasara, nasaru, fetaha, fetaha, fetahu, gale, gala, galu şeklinde. Cem-i Zekker'in sonuna gelen vavlar, gayb sigasından bahsediyoruz. Vavlar nedir? Faildir. Muzari fiillere eklenen elif ve vav zamirleri örneğin demiş. Nedir? Yektubani, yektubune. Yektubani de elif. Bu bir zamir. Yektubune de vav. Bu da bir zamir. Aynı zamanda fail. Emir fiillere eklenen hemze, yani elif ve vav örnek demiş. Uktub, uktuba, uktubu. Uktub emre hazırın müfredi. Uktuba tesniyesi işte burada. Uktubu da cemisi. Uktub'da fail ente olur. Yani o bunlardan değil, farklı bir zamir çeşidi. Tesniye de var. Uktuba derken elif var. Uktubu derken vav var. Bunlar nedir? Zamirdirler, faildirler. Merfu, muttasıl zamirdirler yani. Bunları bilmek gerekiyor. İki yine merfu ama muntasıl olan zamirler. Bunlar nedir? Hüve huma hum, hiye huma hunne. Ente entuma entum, enti entuma entunne, ene nahnu zamirleri. Bunlar da merfudur ama munfasıldır. Fiile bitişik yazılmaz. Yani ketebeden sonra, ba'dan sonra hüveyi bitiştiremezsin. Ketebe hiç çizgiyi bırakmadan, mürekkebi bırakmadan direkt hüveye bağlayarak devam edemezsin. Aynı şekilde huma için de geçerli. Hum, hiye, saydıklarımız bunlar nedir? Merfu zamirdir. Ne olabilirler? Burada yazılmış zaten. Cümle içerisinde müpteda olabilir. Veya merfu bir kelimenin tekidi konumunda olduklarından dolayı mahallen merfu olan zamirleri merfu muttasıl zamirler denilmekte. Bir de zamirler mensup olabilir. Mensup da olduktan sonra muttasıl olabilir. Yani mensup muttasıl ve mensup munfasıl olarak ayırabiliriz. Bir de ne var? Mecrur muttasıl var. Mensup ve muttasıl. Mensup demek işte en basit akla gelen nedir? Mef'ul olması. Bir zamirin mef'ul olması. Mef'ulün çeşitleri var tabii. Mef'ulü bih var, mef'ulü ma'ah, mef'ulü leh gibi çeşitleri var. Muttasıl bitişik manasına geliyor. Mecrur nedir? İşte harfi cer ile mecrur vardır. Biliyorsunuz daha önce geçti. İzafet ile mecrur, bir de tabilik yönünden mecrur var. Şimdi bunları okuyarak daha iyi anlayacağız. Bitişik olarak yazılan ve fiiller bitiş ve fiiller bitiştiklerinde mef'ul konumunda olmak üzere mensup ve isimlere bitiştikleri zamanda muzafun ileyh konumunda olmak üzere veya cer harfinden sonra geldiklerinde mecrur olan zamirler bu tür zamirlerdir. Şu örneklere bakın denilmiş. Kalemuhu, kalemun bir kalem. İsim mi? Kalem isimdir. Ardından bir zamir geldi. Kalem kelimesiyle bitişik yazılmış mı? Evet, arada hiç mürekkep bitmemiş. Direkt devam edilmiş. Öyleyse nedir bu? Muttasıl bir zamirdir. Önce bunu belirledik.
Peki nasıl bir muttasıl? Merfu olabilir mi? Değil. Kalemuhu derken onun kalem, yani kalem kelimesi burada muzaftır. Hu zamiri muzafın ileyhtir. Dolayısıyla hu zamiri mecrur muttasıl zamir olmakta. Nereden anladık? Çünkü zamir neye bitişmiş? İsme bitişmiş. İsme bitiştiği zaman direkt mecrur muttasıl zamir olmakta. Çünkü bitiştiği isim muzaf oluyor. Kitabu huma, aynı şey yine geçer. Niye? Kitap kelimesi isim muzaf, huma da muzafın ilehtir. Mihfezetuhunne, yine aynı şey burada da geçerli. Zarabe künne. Zarabe bir fiildir. Künne fiile bitiştiğine göre artık mecrur zamir değildir. Nedir? Mensup muttasıl zamirdir. Çünkü zarabe, nasara gibi, ketebe gibi bir fiil. Künne neye bitişmiş? Fiile bitişmiş. Öyleyse mensup muttasıl zamir diyoruz. Uktubu, emri hazır, yani fiil. Ha, madem ki fiile bitişmiş, ha zamiri, öyleyse bu da artık mecrur zamir değildir. Mensup muttasıl zamirdir. Uktub, ketebeden emri hazır. Ketebe yektubudan uktub, yaz. Kim yazsın? Ente, sen yaz, fail. Ente görünmüyor tabii ki. Sen yaz, fail. Ha, onu yaz. Mesela bir ödev kastedilmiş olabilir. Ha, burada ne oldu? Mensup muttasıl zamir oldu. Ra'a, gördü. Mesela hıve, o gördü. Kimi gördü? Na, bizi gördü. Buradaki na zamiri de ne olmuştur? Yine mensup muttasıl zamirdir. Çünkü fiile bitişmiştir. Fiile bitiştiyse ona mensup muttasıl zamir diyoruz. İsme bitiştiyse mecrur muttasıl zamir diyoruz. Mensup ve munfasıl olan zamirler de vardır. Ayrı olarak yazılır, cümle içerisinde mensup konumundadır. İşte iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyake, iyyake. Bu örneğin en basit örnek nereden verebiliriz? Yine Fatiha suresi, Bismillahirrahmanirrahim. İyyake ne'budu. Ne'budu fiil, yani fiil-i muzari. Ne'budu biz ibadet ederiz, biz kulluk ederiz. Yani nahnu fail, mef'ul nerede? İyyake. İyyake nasıl bir zamir? Mensup ve munfasıl bir zamir. İyyake ne'budu. Oradan aklınıza kalabilir. Munfasıldır, fiille bitişik yazılmıyor. Mensuptur çünkü mef'uldür. Veya yani mef'ul olmak zorunda değil esasen. Mef'ullük konumunda olan farklı şeyler de var. Ama onu genişleterek burada aklınızı dağıtmak istemiyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yine şuraya verilmiş zaten burada. Burada varmış anlatılmış şey. Aşağıdaki cümlelerdeki zamirleri gösteriniz ve çeşitlerini belirtiniz. Zür, na, zür, emre hazır. Zür, ziyaret et, na bizi. Evet, bu durumda zür kelimesi zürt zürna şeklinde düşünebiliriz. Na burada nasıl bir zamir olur? Fiile bitişik midir? Tu na, evet, nasar tu nasar na şeklinde bitişik bir zamirdir. Merfudur, muttasıldır. Muttasıl merfu zamirdir. Zürna, zürtü zürna, İstanbul, fin'ami el-mazi merrateyni. İyyâke, ne'budu, az önce geçti. İyyâke neydi? Muttasıl, pardon, munfasıl, mensup bir zamirdi. Ya dalibani, şimdi dalibani isimlerde zamir aramıyoruz, yani dalibani tesniyedir, öyleyse elifi faildir demiyoruz, bu isim, fiillerden bahsediyoruz. Uktub, uktuba, sondaki elif fail. Vacibe, küma, küma zamiri var. Küma zamiri neye yetişmiş? Vacibe. Vacip kelimesi isim olduğundan vacibe küma. Küma zamiri burada ne oldu? Dolayısıyla bitişik mi? Bitişik. Öyleyse muttasıl zamir. Neye bitişti? İsme. Öyleyse ne olmalıdır? İsme bitiştiğine göre muttasıl mecrur zamir olmaktadır. Garatu. Şimdi garatu kelimenin yapısından ötürü bitişemeyen bir zamir. Yoksa bunu ketebeden düşün. Ketep tu bitişiyor mu? Keteb tu. Nasar tu zamiri. Te tu matum. Bunlar neydi? Muttasıl zamirlerdi. Fail olduğuna göre muttasıl merfu zamirdir. Diz.
Kitabet tarih ve kitabel şizyai. Burada başka zamir yok. Haulai ismi işaret. Hum munfasıl bir zamir. Nasıl bir zamir? Merfu bir zamir. El muallimune. Muallimune fiil değil. Konumuz fiillerle alakalı. Ya'lemune fiil ama. Fiil olduğundan vav nedir burada? Az önce geçmişti. Bakarak da gösterebiliriz gerçi bir iki tanesini. Hemen merfu muttasıl zamirlere bakıyoruz. Ketebu'da vav vardı. Ya'lemune de vav vardır. Faildir, merfudur, muttasıldır. Muttasıl merfu zamirdir yani. Haza kalemu. Haza bu nedir? Kalemuhu onun kalemidir. Kalem isim ve muzaf. Hu da öyleyse bitişik mi? Bitişik. Demek ki muttasıl. Muttasıl mecrur zamirdir. Marifelerin diğer kısmı alemlerdir. Alem insanlara, ülkelere, şehirlere, dağlara, nehirlere verilen özel isimlerdir. Özel isimlerdir denildi. Alem neymiş? Özel isim. Muhammed özel isim mi? Özel isim. Bir insan adı. Ankara bir şehir adı olarak özel isim. Türkiye bir ülke adı olarak. Nil bir nehir adı olarak. Nil Nehri. Fatma da bir kadın ismi olarak özel isimdir. Şimdi alemler özel isimdir. Elif lam alması gerekir mi? Gerekmez. Yani marife birkaç madde sayılacak burada. Altı madde. Bir tanesi tutsa marife olur. Muhammed kelimesinde elif lam yok. Öyleyse nekre diyemeyiz. Elif lam olsun olmasın. Bu elif lamdan dolayı değil. Alem olduğundan dolayı marife. Daha önce ne geçmişti? Elif lamlı olduğundan dolayı marifeler geçti. Ardından zamir olduğundan dolayı marifeler geçti. Zamirlerde de elif lam aranmıyor. Alemlerin büyük çoğunluğu zaten elif lam takısı almaz denilmekte. Alemler tek bir kelimeden oluşabileceği gibi birden fazla kelimeyle de oluşabilir. Hasan'ın Hasan. Hasan, İstanbul, Mısır, işte Ali, Mehmet, Muhammed gibi tek bir kelimeden oluşabilir veya Abdurrahman, Rahman'ın kulu manasında Abdurrahman, Bedrettin olabilir, Ebul Kasım olabilir. Gördüğünüz üzere Bedir bir kelime, Din farklı bir kelime, Ebu bir kelime, Kasım farklı bir kelime, Abd bir kelime, Rahman farklı bir kelime. Birden fazla kelimeden de özel isim oluşabilmekte. Çizili kelimeleri neymiş? Alemleri, özel isimleri inceleyin. Nesini inceleyeceğimizi tam anlayamadım ama Ayşe özel isim. Neden? İnsan adı olarak özel isim. Tek kelimeden oluşuyor. Abdullah iki kelimeden oluştu. Zaten altında çizili çok aşikar. Abd bir kelime, Allah diğer bir kelime olarak. Abdullah, Türkçe'de de vardır. Bir özel isim. Amr bin Hattab. Amr bir insan. İbn nedir? Hattab da farklı birisi. Yani Hattab'ın oğlu Ömer manasında. Ömer bu tabi Amr değil, yanlış söyledik az önce. Ömer bin Hattab. Hattab'ın oğlu Ömer. Burada da Filistin var bir ülke adı olarak. Yine Filistin var bir ülke adı olarak. Özel isim. El-Bahril-Ebyazil-Mütevessit. Bu da üç kelimeden meydana gelen bir özel isim. Baktığımızda Akdeniz manasına gelmekte. Ürdün özel isim, Suriye özel isim, Lübnan özel isim. Ülke adları olarak bunlar da özel isimler. Demek ki özel isimler marifedir. İşaret isimleri, ismi işaret. Bunlar da özel isim sayılmakta. İşte haza, hazani, haulay, hazihi ve şurada yazan diğer kelimelerin her biri ismi işaret olarak değerlendirilir. Burada hepsi tam olarak düzgün bir şekilde işlenmemiş çünkü ayrı bir ünite konusudur. Ne demiş? Bunun dışında baktığımızda haulay evladi, bunlar benim çocuklarımdır. Haulay işaret ismi, Türkçemizdeki işaret zamiri karşılığında kullanılmıştır. İşaret isimleri Arapça 2 kitabının ilgili ünitesinde geniş olarak ele alınacaktır. Bu yüzden fazla bir bilgi yok. İsim mevsuller de marifedir. İsim mevsuller de yine ayrıntı ikinci sınıfta işleneceği için düzgün bir şekilde işlenmemiş. Yani düzgün derken kısaca geçilmiş. İşte ellezi, ellezani, ellezine, elleti, men, ma gibi edatlara ismi mevsul denilmekte. İsim Resul'den sonra gelen cümleye de sıla cümlesi denildiğini bilelim. İşte isim Resul örneği elleti, men, bunlar isim Resuller. Daha geniş bilgi daha sonra gelecek.
Marife bir isme muzaf olan kelimeler. Yani şu ana dek anlatılan beş kısmı anlamak hiç zor değildi aslında. Tamamıyla ezbere dayalı. Zamirleri ezberlersek gördüğümüzde direkt marife ederiz. Özel isim. Manayı bilirsek anlarız, bilmezsek anlamamız zordur. Sözlüğe bakarız ama sınavda bakamazsınız. Bunun dışında ne dedik? Elif lamlı kelimeler. Elif lamlı kelime gördüğümüzde direkt marife ederiz. O da kolaydı. İşte ismi işaret, isim mevsul ezberlerseniz hiç kaçmaz. Basit bir konu. Şimdi geldi farklı bir duruma. Marife bir isme muzaf olan kelime. Muzaf ama nekre bu kelime. Yani marife bir kelime var. Şimdi burada örnek üzerinden bakalım. Bab kelimesi tek başına nedir? Marife mi nekre mi? Nekredir. Nereden anladık? Elif lamı yok. Zamir mi? Zamir değil. İsmi işaret mi? Değil. İsim mevsul mü? Değil. Alem mi? Değil. Hiçbiri değil. Demek ki ne? Nekre. Ama ardından nasıl bir kelime gelmiş? Elif lam ile başlayan bir kelime gelmiş. Ve o kelimenin son harfi esreli. İşte bu durumda yani böyle bir kelimenin sağındaki kelime marife sayılır. Tekrar edelim. Mecrur bir kelime düşünelim. İşte burada olduğu gibi. Ve bu kelime elif lamlı ise bu durumda onun sağındaki kelime marife sayılacak. Babul beyti, evin kapısı dediğimizde bab kelimesi artık marife sayılmaktadır. Çünkü babun kapı, herhangi bir kapı. Babul beyti dediğimiz zaman evin kapısı yani arabanın değil, traktörün değil bir belirlilik meydana geldi. Dolayısıyla marife oldu artık. Babul beyti. Bunu iyi anlayalım. Bununla ilgili birkaç örnek daha gelecek. Şimdi Ammu Hasen'in Hasan'ın amcası. Am kelimesi direkt nekredir ama ardından Hasan kelimesi gelmiş. Hasan kelimesi ne? Marife bir kelime. Neden marife? Özel isim Hasan. Özel isme muzaf olan am kelimesi marife sayılmış. Yani ne diyebiliriz? Mecrur halde marife bir kelime görüyorsak aynı bu şekilde ezberlemek lazım. Mecrur halde marife bir kelime görüyorsak hemen sağındaki kelimeyi de marife sayacağız. El beyt marifedir. Nereden anladık? Elif lamdan. Mecrur mu? Evet, esra almış. Öyleyse sağındaki kelime marife. Hasan özel isim mi? Yani öncelikle marife mi? Evet. Neden? Özel isim. Peki mecrur mu? Evet. Esra ile bitmiş. Öyleyse sağındaki kelime marife sayılır. Ahlaquhu ahlak kelimesi. Marife mi? Değil. Çünkü az önce saydık işte zamir değil, ismi işaret değil, isim mevsul değil, alem değil, hiçbiri değil. Ama ardından ne geldi? Hu zamiri geldi. Hu ne? Zamir. Zamirler ne? Marife. Marife muzaf olan kelimeler de marife demiştik. O yüzden ahlak kelimesi de marife oldu. İyi de hu zamiri mecrur mu? Mecrur ama hi diye esra almamış. Neden? Zamirler mebnidir. Yani harike ile ne diyelim gözle görünecek şekilde lafzen irab alamazlar. Hu diye yazılır. Hi de olabilirdi ama hi olmasının nedeni başında harfi cer oldu da cer etti diye olmazdı yine. Ahlaquhu onun ahlakı. Zaten daha önce geçmişti ne demiştik? Bir zamir isme bitişirse bitiştiği isim ne olur? Muzaf olur. Çünkü o zamir ne oluyordu? Muttasıl mecrur zamir. Hu ne burada? Muttasıl mecrur zamir. Az önce geçmişti. Muttasıl mecrur. Neden mecrur? Çünkü bitiştiği kelime muzaf. Madem ki muzaf, hu da muzafın ileyh öyleyse buradaki muzaf ne olur? Marif olur. Seyyaratu hazer raculi. Seyyaratu nekre ama ardından haza er raculi gelmekte. Bunlar ne? Marife. Öyleyse seyyar da nedir? Marifedir. Kitap kelimesi nasıl bir kelime? Nekre bir kelime ama ardından ellezi marife bir kelime gelmiş. Öyleyse kitap kelimesi ne olacaktır? Marife olacaktır. Seyyaradan sonra gelen marife nedir? Haza ismi işaret. Ellezi ne? İsim mevsul. Marifenin kısımları bunlar. Marifeyi ezbere bilmek gerekir. Bir de ne var? Nekrenin kısımları var. Nekreyi ikiye ayırıyoruz. Gerçek nekre bir de hususilik kazanmış nekre. Gerçek nekre bildiğimiz nekre kitabın herhangi bir kitap, kalemin herhangi bir kalem, racülün herhangi bir adam, herhangi bir televizyon, herhangi bir ne diyelim işte kitap, kalem, silgi fark etmez. Bir de ne var? Hususilik kazanmış. Yani manası daraltılmış. O kadar geniş değil. Şimdi bakıyoruz iki şekilde olabilir. Bir sıfat eklemesiyle. Racülün herhangi bir adam.
Ama sen racülden sonra bir sıfat getirip alimun, alim adam dediğimizde, yani alim olan adam dediğimizde artık o adam çok genel değildir. Adam dediğimizde dünyada ne var? Birçok adam var sayarsak. Yani örnek veriyorum, diyelim 500 milyon adam var. Ama alim kelimesini eklediğimiz zaman o 500 milyon ne olur? Belki 10 milyona düşer. Ardından devam etse abidun, abid dediğimiz zaman belki o sayı daha da düşecek. İşte bildiğinin değerlerini aktaran desek daha da düşecek. Düşer de düşer yani. Sıfat getirdikçe mevsuf dediğimiz sıfatlanan kelime ne olur? Manası daralır. Sıfat eklemesiyle hususilik kazanılması budur. Zira artık söz konusu olan herhangi bir adam değil, biraz daha hususi, belirli yani, biraz daha tanınabilen bir adamdır. Bir de izafet, isim tamlamasıyla marife olabilir. Nekire bir isim yine kendisi gibi nekire olan bir başka isimle tamlandığında hususilik kazanır. Ancak marife sayılmaz yani, marife saymayalım bunu. Ne gibi? Kalemu kelimesine baktığımızda, rissas kelimesine baktığımızda kurşun kalem. Şimdi kalemun bir kalem, herhangi bir kalem. Ama ardından nekre bir kelime geldi, ona muzaf oldu. Artık ne oldu? İzafet nedeniyle bir hususilik oldu. Yani tükenmez kalem değil, kurşun kalem. Bir manada daralma söz konusu olduğundan bir miktar hususilik, yani belirlilik, hususi belirli manasında. Hususilik yani belirlilik sağlanmış oldu, mana daraltılmış oldu. Ama nekreye muzaf olacak. Nekre marifeye muzaf olursa direkt marife olurdu. Bir de ne var? Şibih izafet ile olabilirdi. Yani nekre bir kelimeden sonra o kelimenin sıfatı veya muzafın ileyhi olmayan ancak anlamını tamamlayan bir ifade getirilmesiyle olur. Şibih izafet ne demek? Şibih izafet harfi cer ve mecrur olabilir. Billahi bi harfi cer, Allah'ın mecruru veya da neyle olabilirdi? Zarf ve mecruru. Zarf ve mecrur da neyle? Şibih izafeti ifade eder. Elbette burada onu anlatmamış çünkü özet geçme yanlısı kitap. İlmun bir ilim. Yani bilmek, tanımak. Ama billahi Allah'ı dediğimiz zaman bilme kelimesi, tanımak manası daralmış oldu. Bilmek, anlamak dediğimiz zaman her şeyi kapsayabilir. Uzay da olabilir, ders de olabilir. Ama billahi, Allah'ı dediğimiz zaman artık her şey değil, mana daraldı. Allah'ı bilmek hayrun, hayırlıdır. Şibi izafet hakkında daha fazla bilgi için demiş. Burada ne diyor? Paragrafta geçen marife ve nekre isimleri tespit ederek tablodaki yerlerine yazın. Tespit etmeyi deneyelim. Öncelikle biraz daha yakınlaştırsak iyi olur. Yakınlaştıralım. Fi bidayeti yevmin. Marife mi nekre mi? Bidaye kelimesi. Direkt nekre zaten. Ardına gelen kelimeye bakalım. Marife ise onu bidayeden marife sayacağız. Yevm nekre. Öyleyse bidaye kelimesi nekredir. Yevm nekredir. Cedid nekredir. Feddale. Bu zaten fiil herhalde. Ahmedü. Bu da değil. Zihab kelimesi eliflamlı olduğundan direkt marif olur. Amelihi, amel nasıl bir kelime? Nekre. Hi nasıl bir kelime? Zamir. Tüm zamirler nedir? Marifedir. Zamir isme bitiştiyse o ismi ne yapar? Direkt marife yapar. Çünkü zamirin bitiştiği isim olan o kelime nedir? Yani amel kelimesi örnek nedir? Muzaftır. Hi muzafı ilehtir. Ne demiştik? Marifeye muzaf olan nekre marifedir. Peki buradaki hi nasıl bir zamir? Zamirler bahsine atıfta bulunalım. Nasıl bir zamir? Bitişik mi? Evet. Öyleyse muttasıl. Mecrur mu? Evet. Çünkü amel muzaf, hi muzaf ile. O yüzden muttasıl mecrur. Maşen nekre. Zaten temin alması onun nekre olduğunun en büyük ispatı. Şahide fiil. Fiiller için marifelik nekrelik söz konusu değil. Ahmet fi darigihi. Darigin durgun. Darik yol. Direkt nedir? Nekredir ama ardından yani ona bitişik olarak hi zamiri geldi. Hi nedir? Zamirdir, eşittir, marifedir. Çünkü tüm zamirler marife. Marifeye muzaf olan, nekre olan kelimeler ne sayılır? Marife sayılır. Bu yüzden darik de marife, hi de marife. Yani bunu iyi anlamamız gerekiyor. Bunu iyice belirleyelim.
Nasıl bir zamir? Hi zamiri yine muttasıl mecrur çünkü isme bitişmiş. İsme bitiştiğine göre isim nedir? Daima muzaftır. Hi de daima muzaf ilehtir. Menazır, nekre, adide nekre, şahide fiil zaten. Muvakıf, direkt baktığımızda muvakıf nedir? Nekredir. Ama ardından marife bir kelime gelmiş. Elif lamlı kelime var. Elif lam ile marife. Bu durumda muvakıf ne sayılacak? Marife sayılacak. Neden marife sayılıyor? Bir sebebi olmalıydı. Daha önce işlemiştik, sürekli değindik. Muvakıf kelimesi nekredir ama marifeye muzaftır. Bu yüzden muvakıf kelimesi de marifedir. Etfal, el-medaris. Etfal kelimesi nekre ama ardından elif lamlı yani marife bir kelime gelmiş. Ve o marife kelime esre ile bitmiş. Demek ki medaris nedir? Muzafun ileyhtir. Madem ki muzafun ileyhtir, öyleyse sağındaki kelime muzaf olmak zorunda. Madem ki muzaf, yani marifeye muzaf etfal kelimesi, o zaman onu da marife sayarız. El medaris de marife. Şahidi fiil, fiiller marife mi nekre mi diye düşünülmez. İsimler için geçerli marife nekre. El havanit yazılmış sanırım. Elif lamı var mı? Var. Öyleyse marife. T zamir olsa gerek. Dolayısıyla marife olacaktır. El meta'im eliflamlı olduğundan marife, mekatip eliflamlı olduğundan marife olmuştur. Marife nekre belirlemek önemli bir konu. Nekre bir isim marife yapılması. Nekre bir isim nasıl marife yapılabilir? Ya marifeye onu da muzaf yaparız ya da kendisine eliflam takarız. Bu şekilde olur. Unutmuyoruz ama tenvin ile eliflam aynı kelimede yer almaz. Nekre kelimenin başına eliflam takısı getirerek marife yapılabilir. Örnek kitabun bir kitap demek. Sondaki tenvin atıyoruz. Sonra başına eliflam getiriyoruz. El kitabu dediğimizde marife oldu. Çünkü eliflam artık. Kitabun bir kitap. Herhangi bir kitap. Hangisi olduğu belli değil. El kitabu kitap. Hangisi olduğu belirli. Çünkü eliflam var. Marife. Kalemun bir kalem. Herhangi bir kalem. El galemu belirli bir kalem. Kitap hatayla yazılmış. Olabilir. Kalem kelimesi tenvin almıştır. Tenvin atarız. Başına eliflam getirdiğimizde el kalem olur. Böylece marife olur. Yani demek ki nekre bir kelime nasıl marife yapılır? Nekre kelimeye eliflam getiririz. Böylece onu marife yapmış oluruz. Ama unutmuyoruz. Altını çiziyoruz. Tenvin ve eliflam aynı kelimede yer almaz. Yani el bintun, el kitabun böyle olmaz. Eliflam varsa tenvin düşer. Tenvin varsa eliflam düşer. İkisi aynı anda bulunamaz. Kalemani, el kalemani. Eliflam geldiğinden marife oldu. Muallimatun, el muallimatu. Eliflam olduğundan marife oldu. Gayet basit, anlaşılır bir durum. İlmun, el ilmu. Dediğim şey anlatılmış. İki, nekre bir kelimenin marife bir kelimeye muzaf yapılarak marife dönüştürülmesi söylemiştik. Mistaratun bir cetvel. Direkt baktığımızda ne? Nekre. Ha, mistaratu aliyin dediğimiz zaman Ali'nin mistarı yani cetveli dediğimizde artık mistar kelimesi nedir? Marifedir. Sürekli bunu tekrar ettik. Dedi ki marife kelimeye muzaf olan nekreler marife sayılır. Yani nekre artık marife sayacaksın. Marife zaten marifeydi. Dolayısıyla iki tane marife yan yana oldu. Örneklere bakalım. Defa'tu babeddari. Bab kelimesi direkt nekre olsa da ardından eliflamlı yani marife bir kelime gelmiş ve esreyle bitmiş yani mecrur yani muzafın ileyh öyleyse onun muzafı bab da nedir? Artık marifedir. Fusulü seneti fusul muzaf essene muzafın ileyh yani essene eliflamlı marife bu durumda onun muzafı olan fusulü marife sayacağız. Külliyetül ilahiyati ilahiyati külliye direkt nekre ama yani tek başına bu olsa, hiç başka kelime olmasa, sadece külliye olsa tamam deriz ki bu nekredir. Ama ne olmuş? Ardından marife bir muzafın ileyh gelmiş. Yani marifeye muzaf olmuş bu kelime. Dolayısıyla marife sayılıyor. Hepsi için aynı şey geçerli. Fusul. Tek başına fusul kelimesini alsak nedir? Nekredir. Ama marifeye muzaf olduğundan artık o da marife sayılıyor. Diğeri zaten marifeydi. İki adet marife yan yana geldi. Diğerleri için de aynı şey geçerli. Sunduk tek başına nekre ama bir cümle içerisinde yer alıyor.
Tamam, o zaman soluna bakalım. Sol tarafa baktığımızda elif lamlı yani marife bir kelime gördüm. Bu kelime muzaf olduğundan sunduk kelimesi madem ki ona muzaf, sunduk ne olur? Artık marife sayılır. Bunun dışında ne var? Şuraya bakıyoruz. Yine bir dikkat var. Buraya da bir okuyalım bakalım. Marifeye muzaf olan kelimenin marife olduğunu, nekreye muzaf olan kelimenin ise nekre olmaya devam ettiğini unutmayalım. Güzel bir bilgi. Alıştırmalar. Aşağıdaki cümlelerdeki marife kelimeleri bularak çeşitlerini açıklayınız. Zürtü burada açıklanmış sanırsam. Evet, tu marife zamir olduğundan dolayı, Ankara marife alem olduğundan dolayı, sene kelimesi harfi tarifli olmasından dolayı marife, mazi kelimesi de harfi tarifli olduğundan dolayı marife diye açıklanmış. Biz de aynı stil ile açıklayalım. Şeker afil yani marife nekre diye düşünülmez. Amidu külliyetil ilahiyatiye baktığımızda ise burası bayağı bir marife dolu. El ilahiyat kelimesi elif lamlı mı? Evet, öyleyse nedir? Marifedir. Esreyle mi bitmiş sonun? Son harf esreli mi? Evet. Demek ki muzafın ileyh. Eşittir. Sağındaki kelime muzaf yani. Peki külliye madem muzaf olduğunu tespit ettik. Neye muzafmış bu? Marifeye. Çünkü elif lam bu. O zaman külliye ne oldu? Marife oldu. İyi de külliye kelimesi de esreyle bitmiş. Bu durumda yani bu marife artık bunu bulduk. Esreyle mi bitmiş? Evet. Demek ki sağında bir muzaf var. O da ne? Amid kelimesi. Amit kelimesi neye muzaf olmuş? Marifeye. Öyleyse amit de nedir? Marifedir. Yani ilahiyat elif lamlı olmasından dolayı marife, külliye ve amit ise marifeye muzaf olmalarından dolayı marife. Elesatis kelimesi elif lamlı olmasından dolayı marife. Asirul portakal, portakal kelimesi elif lamlı olmasından dolayı marife. Asir de marifeye muzaf olduğundan dolayı marife. Sondaki kelime zaten nekre. Garaet okudu fiil. Garatu teti olsaydı buradaki te, o zaman buna zamir derdik. Bu şekilde bu zamir değildir. Fiil bu. Zeynebu, Zeynep alem, özel isim olduğundan marifedir. Kitabel fizyai, el fizya, elif lamlı olduğundan dolayı marife. Esre ile bittiğine göre demek ki sağındaki muzaf, yani kitap muzaf oldu, ortaya çıktı. Peki bu neye muzaf? Marifeye. Öyleyse kitap da ne oldu? Marife oldu. Ve kitabel keymiyai, tam olarak ne yazdığını ben de bilmiyorum. Sözlükten bakılması gerekir. Elif lamlı mı bu kelime? Evet, öyleyse marife. Sandık kelime de ona muzaf olduğundan kitap da nedir? Marifedir. Ra'a fiil, yani marife ve nekre biliyorsunuz isimler için geçerli. Fiiller için değil. Yani bu ne diyelim? İnceleme dişi. El muallim elif lamı olduğundan dolayı marife. Daliben nekre temin almış çünkü. Yeclisu fiil fi harfi cer. Hedigatil medreseti. El medrese elif lamı olduğundan marife. Hadika da marife bir kelimeye muzaf olduğundan marife olmuş. Rahabet. Rahabetil ummu. Buradaki ti'yi zamir olarak görüp işte ti zamirdir marifedir demeyin sakın. Hatta rahabet mi şeddesi var. Yazı biraz ufak şu an. Önünüzde kitabı açarak baktığınızı şu an düşünüyorum. Siz daha rahat görüyorsunuzdur. Rahabet el ummu. Ama rahabet el ummu diye okunmaz. Neden? El başındaki hemze nedir? Vasıldır. Vasılları geçiş halinde okunmaz. Dolayısıyla bu okunmaması gerekir. Nasıl okumasın bunu? Rahabetil ummu diyerek. Bunun aslında bir kuralı var. Nedir? Sakin kelimeler hareketlendirileceği zaman esre ile hareketlendirilir. Kaidesi gereğince rahabetil umu diye yazılmış. Ne gibi? Gum elleyle. Birinci videoda söylemiştik sanırım. Gum elleyle ayet ama gumilleyle mime esreleyerek okuyorduk geçiş halinde. Demek ki buradaki ti görüp ti buldum zamirdir demeyeceğiz. Nereden anladık? Çünkü ardından fail gelmiş zaten. T fail olsa ardından bir fail daha gelmezdi. Devam edelim. El ummu elif lamlı olduğundan marife. Estika ibni ha evet. Ha nedir? Zamirdir.
zamir olduğundan marifedir. İbin kelimesi ona muzaf olduğundan dolayı ibin kelimesi de marife olmaktadır. Estiga kelimesi de ona muzaf olduğundan, estiga da yani marifeye muzaf olduğundan marife sayılmıştır. Hel harf turidu. Bakın birinci videomuzu baz alarak onu da değerlendirelim yani. Turidu erade, yuridu, turidu. Eteyneden te almış. Muzari bir fiil yani. En te te navele. En geldi. En neydi? Enleke izen. Muzari'yi nasip ederdi. Bunlar harfti. İşte bu da bir harf. Te te navele kelimesi fiil. Dolayısıyla marife nekre olarak değerlendirilmez. Ne almış burada? T almış. Eteğneden bir harf alırdı biliyorsunuz muzari. Sen isimdir. Nereden anladık? Temin almasından. Birinci üniteyi şu an baz, hem birinci üniteyi baz alıyorum hem şimdiki üniteyi baz alıyorum. Birinci ünitede yeterince anladıysanız bu anlattıklarımı zaten anlıyorsunuz. Min harfti, harfi cer. Asiri, asiri isimdir. Çünkü harfi cerden sonra gelenler isimdir demiştik. Asir nasıl bir kelime? Nekre. Ama tek başına nekre, cümle içerisinde kullanılmış hali, şu anki hali görüldüğü üzere marife. Neden dolayı marife? Çünkü marifeye muzaf. Değil mi? El tufah, elif lamlıdır, marifedir. Madem ki asir, marife bir kelimeye muzaf, öyleyse asir de artık marife. Nahnu biz, zamir. Ene nahnu, nasıl zamir? Merfu bir zamir ve munfasır bir zamir. Na'melu, a'melu, na'melu. Muzari, eteğneden nun almış. Fiil yani. Fi, harftir. İsim fiil harfe göre değerlendiriyoruz. Fi, harf. El nehar, fin nehar. Ne oldu? Lam okunmadı. Öyleyse kameriye mi, şemsiye mi? Bunu yukarıdan bakın. Elif lam olduğuna göre bu nedir öncelikle? Bir isimdir. Ama aynı zamanda nedir? İsimdir ve marifedir. Çünkü elif lam almış. İsim olduğunu nereden anladık? Bir nehrun nehrani enhar, nehrun enharun, cemil mükesser biliyorsunuz. Elif lam aldığından dolayı isim olduğunu anlayabiliriz. Sonun esreli bitinden anlayabiliriz. Manasından anlayabiliriz. Sümme sonra, atıf harflerinden sümme nedir? Harf yani, atıf harfleri diyoruz zaten. Nenamu filleyli, nenamu biz uyuyoruz filleyli geceliği. Nenamu'da ne var? Eteneden nun var. Muzari bir fiil. Fi, harfi cer, elleyl ise reklamlı olduğundan marife. Arefe ya'rifu, a'rifu fiil. Eteneden elifi almış. Muzari bir fiil. Haza, bu. Şu, ismi işaret olduğundan marife. El racul, reklamlı olduğundan dolayı marife. Ellezi, isim mevsul olduğundan marife. Yemşi, meşa, yemşi, fiil muzari. Eteğneden ye almış. Emamena, emam kelimesi isim, zarf. Na ise burada zamirdir. Na zamir mi? Zamir. Öyleyse ne? Marife. Emam kelimesi ona muzaf olmuş. Öyleyse emam da nedir? Marifedir. 9. Dalebet. Dalebet yazsa da nasıl okuyacağız? Dalebeti difletü değil mi? Sondaki t'yi esreleyerek. Çünkü burada elif lamla kelime başlıyor. Dalebeti difletü. Dalebet nasıl bir kelime? Fiil. Hangi fiil? Mazi fiil. Geçmişti. Müennesik tası orada vardı. Hani taut teknis diyorduk buna. Nasarat, ketebet, fetahat hep geçiyordu bu. Mazi bir fiil. Etifletü eliflam aldığından isim olduğunu anlarız. Sonundaki kapalı ta'dan ismi olduğunu anlarız. Peki marife mi? Evet. Eliflam aldığından dolayı marife. Es-sagiratu eliflam aldığından hem marife hem isim. T de zaten onun isim olduğunu diye bir göstergesi. Min harf. Min ümmiha. Üm kelimesi isim. Nereden anladık? Başında harficeler var çünkü. Haney zamir. İyi de nasıl bir zamir? Neye bitişmiş? Üm. Nedir? Üm isimdir. Buradaki min'den sonra min ne demiştik? Harfi cer'den sonra isim gelir demiştik. Madem ki harfi cer var, öyleyse üm isimdir. Ha neye bitişmiş? İsme bitişmiş. Ne demiştik? İsme bitişen zamirler muttasıl mecrur zamirdir. Demek ki ha muttasıl mecrur zamir. Niye mecrur oluyor? Çünkü bitiştiği isim muzaf. Öyleyse ha aynı zamanda ney? Muzafın ileyh. Ha marifedir. Marifeye muzaf olan ün kelimesi de marife olmaktadır. Haniye marife zamir olduğundan.
En geldi. Enle key izen. Muzari nasbederdi. Yani muzarinin başına dahil olurlardı. Demek ki ardından gelen kelime muzari bir fiil. Marifenekleyip de bir alakası yok. Birinci ünite bazından değerlendirme yaptık. Leha'daki lam harf ha zamir. Zamir olduğundan marife. Kız zaten nekre. Temin almış zaten. Nekre olduğunu oradan anlayabiliriz. Ardından gelen kelime de yine nekre. Onuncu sorumuza, satırımıza bakıyoruz. Duru zevci. Ez zevç kelimesi telif lamlı olduğundan marife. Esre ile bitmiş. Demek ki mecrur. Öyleyse sağındaki muzaf. Çünkü harfi cer olmadığına göre muzaf olmalı. Öyleyse bu da nedir? Marifedir. Dur neden marife? Marifeye muzaf olduğundan dolayı. Ardından gelen zevci elif lamlı olduğundan dolayı marife. Fi harfi cerrimiz. Terbiye kelimesi hem kapalı T ile bitmiş olması, hem S ile bitmiş olması, hem başında harfi cer olması terbiyenin ismi olduğunu gösteren alametler. Ebna iha, ebna bena, ebna kelimesi isim, hima zamiri veya huma diyelim. Nedir? Zamirdir. Zamir olduğundan marifedir. Neye bitişmiş? İsme bitişmiş. Öyleyse bitişmiş olduğu ebna kelimesi de marifedir. Çünkü ebna kelimesi marifeye muzaf olmuş. Mühimmin cidden her ikisi de nekre. 11. El cem'iyatu elif lamlı olduğundan marife. Ardına gelen kelime de elif lamlı. O yüzden o da marife. Temüddü, medde-i müddü, temüddü. Fiil. Yani ilgisi yok konumuzda. Tek ilgisi ne olabilir? Birinci üniteyle bağdaştırırız. Ete neden? T'yi almış deriz. Yedel müsaadeti. Müsaade kelimesi elif lamlı olduğundan marife. Este ile bitmiş. Demek ki sağındaki kelime yet kelimesi muzaf. Öyleyse yet kelimesi ne olmuş? Marifeye muzaf olduğundan marife sayılmış. Lil fukarai li el fukarai demektir. Öyleyse bu da marifedir. Neden dolayı? Elif lamdan dolayı. El mümerrizat elif lamdan dolayı marife. Tet'abu fiil. Konumuzda bir ilgisi yok yani. Min harfi cer. Ecli onun mecruru. Rahati. Rahati kelimesi el merzanın muzafı. Eclin muzafın ileyhi. Tekrar edelim. Rahat kelimesi el merzanın muzafı. Ecil kelimesinin muzafın ileyhi. El merza elif lamlı olduğundan marife. Kendisine ne bitişmiş? Rahat nekre kelimesi bitişmiş. Yani ona muzaf olmuş. Madem ki rahat marifeye muzaf olmuş. Öyleyse rahat ne artık? Marife. Madem ki rahat marife ona muzaf olan ecil de marife. Min harfi cer zaten değerlendirilmiyor. İsimlerle alakalı konumuzu tekrar etmiş olduk. İki, aşağıdaki cümlelerdeki nekre isimleri tespit ederek çeşitlerini belirtiniz. 1 saat 7 dakika olmuş. Ekeltu ekele, şurada belirtilmiş, nekreyi mahsusa demiş. Siyah kelimesine. Neden öyle demiş? Çünkü ardından bir sıfat gelmiş. Onu sıfatladığından hususileştirmiş. Ekeltu, ben yedim. Ekele, fiil, tu, fail, tuffah, mef'ul. Şeretu, şerbe, fiil, tu, fail, ke'sen, onun mef'ulü. Min halibin. Sen bir bardak içtim ama neden yapılma? Min halibin, halitten yapılma. Yani bu da nedir? Genel değildir. Bu da mahsusa. Car mecrurdan meydana gelme. Yegumu ricalu şurtati bidevriyatin. Şimdi tam olarak 1 saat 8 dakika, biraz ilerleyelim. Aşağıdaki paragrafta geçen marife ve nekre isimleri tespit ederek yazınız. Marife hangisi, nekre hangisi? Sanırım buradan bahsediliyor. Zate yevmin. Zat nedir burada? Nekredir. Yevm de nekredir. Se'li fiil. El melik eliflamlı olduğundan dolayı marife. Gerçi baktığımızda marife nekre araştırması bayağı bir yapmıştık. Anlaşıldığını düşünüyoruz. Aşağıdaki cümlelerde geçen nekre isimleri elif lam takısı marife haline getiriniz kullanarak. Bir araba satın aldım. İştaraytu seyyareten. İştaraytu es seyyareten. Ne yapılmış? Elif lam kullanılmış. Bununla ilgili soru çıkıyorum açıkçası. Bilmiyorum da bir tane yapalım hiç yoktan. Hangisini yapsak? Mesela haza dalibun yerine hazet talibu, haza el talibu, yuhibbul ilme şeklinde çevrilebilir.
Başka nekre bir kelime. Birinciye de bakalım geçti. Ra'eytu taciran. Ra'eytu ben gördüm. Taciran yerine ne diyebiliriz? El tacira. Taciri gördüm. Yani çok basit bir şey. Beş aşağıdaki kelime parantez içerisinde verilen kelimeleri kullanarak izafetle marife haline getiriniz. İşte amide ve külliye kelimesi kullanılmış. Ne yapılmış? Amidetül külliyeti. Ne yapılır? Müdira, müdirun el medresetu yazılmış. Ne yaparız? Müdirun kelimesinin sonunda yer alan, yani ra'da yer alan tenvini, yani iki ötreden bir öteyi kaldırırız. Müdirun yerine müdiru deriz. Tek ötreyi bırakırız. Beytun aynı şekilde. İki öteden bir ötreyi al, birini bırak. Beytu. Dabibun yerine dabibu yaparız. Külliyetun yerine külliyetu. Üstazün yerine üstazü. Tek ötre haline bunların her birini getiririz. Parantezlerin içine geçtiğimiz zaman ne yaparız? Kelimelerin son harfini esreleyerek işi bitiririz. Mudirul medreseti. Beytu Aliyin. El medreseti. Tek esre kullandım. Neden? Çünkü kelime eliflamlı. Ali kelimesinde iki tane esre kullandım. Çünkü eliflamsız. Eliflamsız olduğundan dolayı. Aliyin dedik. Tabibul insani. Külliyetul hukuki. Üstazül lügatil arabiyeti. Arapçaya çeviriniz. Bu tarz soru çıkmadığını biliyorsunuz. Deyimler geldi. Deyimlerden sonra gelen soruların zaten cevapları var. Önce bir özet geçiliyor. Özetten sonra kendimizi sınayalım, soruların cevapları zaten vardır. Kısaca değinelim. Aşağıdakilerden hangisi marifedir? Ta'amun değil çünkü temin almış. Bunun nekre olduğunu gösterir. Ellezi isim mevsuldür. Direkt nedir? Marifedir. Marifeleri ezberlemek gerekiyor yani. Kitab-ı racülün niye değil? Kitap muzaf, racülün muzafın ileyh ama racül kelimesi marife değil ki kitabı marife yapma gücü olsun. Hangi seçenekte marifeler tam olarak verilmiştir? Bakalım. Mu'zamun nasi. En nas. Elif lamlı mı? Evet. Yani marife. Neyle bitmiş? Kelimenin son harekesi esre. Öyleyse muzafın ileyh. Eşittir. Sağındaki muzaf. Yani sağındaki de marife. Demek ki mu'zamun nasi olduğu gibi bir marife, iki marife. Yuhibbune fiil hiç değerlendirilmez. Küratul kadem, el kadem aynı şekilde marifedir, muzafın ileyhtir. Öyleyse sağındaki de muzaftır ve marifedir. Demek ki yuhibbune hariç, yuhibbune kelimesi hariç buradakilerin tamamı marife. Sürekli muzaf, muzafın ileyh diyoruz ama bu nedir? Bu da bir ünite konusu açıkçası. Şimdi muzaf, muzafın ileyh nedir diye açıklamaya kalkarsak bir saatte oraya gidecektir. O yüzden ne diyelim? İdare edin diyelim. Ve elinizde muzaf, muzafın leh ünitesi varsa oraya göz atın. Kaç tane marife kelime var? Nazzamet. Fiil. Direkt geçelim. Külliyetül ilahiyat. İlahiyat marife bir kelime. Külliye ona muzaf olduğundan o da marife. Rihleten nekre. Nekrolun teminden anladık. İstanbul. İstanbul kelimesi bir şehir, bir mekan olduğundan özel isim olarak o da marife. Kaç tane var? Ben açıkçası saymadım. Ama rihlet ve nazamet ve ila hariç geriye kalanların hepsi marife. Tekrar edelim. Külliye marife, ilahiyat marife, İstanbul marife. Külliye, ilahiyat ve İstanbul. Sanırım 3 tane oldu bu durumda. Rihlet nekre çünkü. Teminden anladık. İla harf zaten. Marif nekre diye değerlendirilmez. Nazamet, nazamenin çekimi. Nazama, nazama, nezamu, nazamet. Nasara, nasaru. Nasara, nasara, nasaru, nasarat gibi bir mazi fiil değerlendirilmez. Türkçe karşılığı sorulmuş. Zaten o tarz sorular çıkmadığını gözlemledik diyelim. Zıt anlamlısı hangisidir? Bunlar geçmişti. Adiletünün zıttı nedir diye. Böylece cevaplar da var. Ve böylece bitmiş oldu.